Merhaba sevgili dinleyiciler, bir Söz Sözü Açtı programıyla işte tekrar birlikteyiz. Efendim ben Ataullah Arvas, Çağrıbahçe bugün ana kumanda masamızda sesimizin size ulaşmasını sağlıyorlar ve araştırmacı, tarihçi, yazar İsmail Yağcı canlı, çok affedersiniz, stüdyoda konuğum. Hoş geldiniz efendim. Bir gün daha yayınlanacağı için canlı ifadesini yuttum. Evet, sevgili dinleyiciler, gündemi konuşacağız. Tarihe ışık tutacaklar Sayın İsmail Yağcı. Ama benim en çok böyle bu heyetlerin gidişi gelişleri çok dikkatimi çeker. Yani o gün gelmiş, bugün gelmiş hiç önemli değil. Gelişler ve gidişler o kadar çok sıklaştı ki sanki böyle şey gibi, kardeşler gibi, amcazadeler gibi, akrabalar gibi selam veriyorlar. Efendim biz geldik, efendim mukabele selam, ondan sonra telefonu açıyorlar. Ya bana çaya gelsene falan. Belki böyle haber vermeden de bir gün çıkıp gitmek lazım mesela. Ya gel işte atıyorum Sayın Cumhurbaşkanı buradan çıkacak Londra'da, oradan da diyecek ki Trump Londra'da buluşalım, şu kafede bir çay içelim, kahve içelim falan gibi. Sıradanlaştı diyemiyorum ama çok sıklaştı. Bize yansıyanlar var, perde arkası var, biz bilmiyoruz ama bildiğimiz tek bir şey var. Çetin bir pazarlık var ama neyi pazarlıyorlar, daha doğrusu neyin pazarlığını yapıyorlar bilemiyoruz. Ne dersiniz efendim? Tarihte örnekleri görülmüş müdür? Yani programa girişiniz bir kere yıldırım gibi oldu. Operasyonel bir giriş oldu. Tebrik ediyorum sizi. Ne yapalım? Yani günün mana ve ehemmiyetine efendim, örtüştük değil mi efendim? Tabii. Kahraman olduğumuz böyle. Birebir uyan. Trump ne diyor? Yemeğe gider gibi adamlar operasyona gidiyorlar, Türk askeri. Enteresan bir şey. Evet. Diyor. Şimdi evet, devlet buyurun. Adamları yani aşağılamak için söylemiyorum. Haşa haşa. Evet. Bir yanlış anlama olmasın. Altın günleri gibi. Evet. Yani haftada bir buluşuyorlar. Bazen haftada iki buluştukları da oluyor. Bu bütün böyle harp gerginliklerinin olduğu dönemlerde evet, çok sık yaşanmıştır. De bugün ulaşım vasıtaları daha gelişmiş olduğu için, daha hızlandığı için, daha doğrusu gelişmiş demeyelim de hızlandığı için daha kolay gidilip geliniyor. Eskiden vasıtalar en hızlısı işte tren. Tren de 20 kilometre hızla gitmeye başlayınca İngiltere'deki bir profesör diyor ki yazısında, yani etrafı doğru dürüst seyretmeye imkan vermeyen bu hızlı vasıtaya bilmiyorum kimler binmeye cesaret edebilir diyor, bu hızla giden vasıtaya. 20 kilometreye? Evet. Evet. Saatte 20 kilometre hızla gidiyormuş. Şimdi ise 1000 kilometre hızla gidiyorsunuz. Tabii. 20 nerede, 1000 nerede? 50 misli. Bu buluşmada 50 misli mi olmalı? Ha, o zaman memleketlerin veya milletlerin birbirleriyle olan değen uçlarında problemler var. Yani onun sana mu temas ettiği tarafında sana batan bazı dikenler var. Senin ona temas ettiğin yerde onun menfaatlerini engelleyen bir şeyler vardır. Ha. Hep git öteye demek istiyorlar. Git öteye. Peki var mı hakikaten böyle bir şey? Var. Niye var peki? Osmanlı zamanında da böyle miydi? Hayır. Osmanlı zamanında efendi efendi geliyordu. Fransız kralının elçisi. Efendim diyordu, bizim ülkemizin ekonomik durumu malum. Bizim tüccarlarımız sizin gibi güçlü bir devletin topraklara bal gönderirlerse, sizin tüccarlarınızla alışveriş ederlerse, bizim garibanımız, sokakta yatanımız azalacak. Çok muhtaç vaziyetteyiz. Verdim gitti diyordu Kanun Sultan Süleyman Han. Ne oldu? Vay, kapitülasyonlar halkası. Tabii. Kardeşim sen Kanuni zamanındaki devlet gücünü bir şekilde yıpratırsan, devlet sevgisini, devlet inancını yıpratırsan, adamlar da seni sömürmeye başlarlar. O zamanlar Kanuni Sultan Süleyman Han güya kapitülasyonları vermese idi, Osmanlı Devleti batmayacak mıydı? Batacaktı. Çünkü Osmanlı Devleti'nin devlet adamları batırdı Osmanlı'yı. Kimdi onlar? Onlar son dönemdeki Osmanlı adını maalesef o deviri kapsadığı için muhteva olarak söylüyorum. Osmanlı devlet adamına yakışmayacak şekilde Avrupa'dan medet uman bir grup peyda oldu. Bu grubu Avrupa kendi hazırladı. Tahsil yaptırıyoruz. Modern eğitimi yaptırıyoruz. Fen ve teknoloji veriyoruz size dedi. Vere vere Avrupa bize 2 tane dünya harbi verdi. Birinde gafletimize geldi. İkincisinde ise Amerika'nın menfaatlerine ters düştüğü için 2. Dünya Harbi'ne Amerika aman girmeyin siz zinde kalın dedi. Şimdi Trump'ın söyledikleri falan filan işte ben yıkarım yakarım ekonominizi batırırım sizin falan filan. Türk ekonomisini batıramayacaklarını biliyorlar. Türk ekonomisi son 17 yılda ihracatını %1500 artırdı. 200 milyar doları zorluyor. 6 milyar dolardan 200 milyar doları zorluyor. Yüzde kaç derseniz deyin buna. Şimdi böyle bir ekonomiyi sen mi batıracaksın? Sen bu ekonominin neyle ayakta tutuyorsun? Adı konmamış sömürgelerinle ayakta tutuyorsun. Dünyanın kaymak beyinlerini orada bol paralar vererek topluyorsun. Onlarla imal ettiğin, adına yüksek teknoloji dediğin şeylerle dünyaya pahalı şekilde satıyorsun. Bir F-35 uçağı. Evet. Yapıyorsun. Yapıyor musun? Yapamıyorsun ya. Türkiye'den medet umuyorsun. Benim çelik gövdemi sen yap diyorsun. Ondan sonra da ben sana bunu vermem. Ben sana bu çelik gövdeyi vermesem, sen uçağın içerisine ipek halılar döşesen uçak bir şeye yaramaz. Amerika bunun farkında. Ama bu bağırtı çağırtıyla, bu şey gibi, kedi mesela köpeği görüyor, ya bu köpek benden büyük diyor. Bana hücum etse beni yer. Yememesi için kedi kabarıyor. 2 kedi büyüklüğüne geliyor. Bütün hayvanlarda bu vardır. Evet. Düşmanından kendini koruyabilmek için kabarık görünüyor. Ya şu Amerika'nın bir tüyleri inse de içinde ne Amerika var onu görelim. Halihazırda, evet. Halihazırda Amerika'da 3 başlı ciddi bir yönetim krizi var. Kendi devlet başkanları kendi içindeki bu krizden çok müşteki. Allah rızası için birisi gitse de Trump'a dese ki ya şunu şöyle yap, şunu şöyle yap, şunu şöyle yap. Bunların hepsini birleştir de bir otorite olun. Nasıl dua alır ondan biliyor musunuz? Evangelist'in duası nasıl onu bilemem tabii. Dolayısıyla kendileri şaşkına dönmüş vaziyette. Hatta daha ötesi belki de bazı ciddi ayrılıklar doğmuş da deklare edilmemiş bir haldeler. Evet. Evet. Yani cephedeki bir Amerikalı asker Pentagon'un emrinde arkadaş. Siyaset adamları, Amerika siyasetine yön verenler sanayilerin güdümünde. Emir kolu. Emir kulu olmasa da ortağı diyelim canım. Daha acık daha şey diyelim. Fazla şerefsiz bir şey ifade etmeyelim yani. Ürettiklerimi satacaksınız. Ortaklık evet. Kuruyorlar. Ortaklık. Arkadaş tamam sen üretim yapıyorsun. Ben de işte gidiyorum askerimle. Hangi askerinle? Şu anda Amerika Birleşik Devletleri dahil. Avrupa'da bilemiyorum. Herhalde bir 500 milyona yakın insan vardır. Avrupa'daki 500 milyon insanla Amerika Birleşik Devletleri'ndekiler, çeşitli lobiler dünyada, 1 milyara yakın insan, belki daha fazlası, Türkiye'nin aleyhinde beyanlarda bulunuyorlar. Niye öyle? Niye bu peşin hükümlülük? Tarihten beri var bu. Anam Türkler geliyor. Bunlara bir atasözünü öğretmek lazım. Türkler geliyor. Tamam, iyi de bir atasözünü öğretmek lazım. lafla peynir gemisi yürümez. Evet. Hodri meydan. Hodri meydan. Buyurun. Zaten siz... Çıkaracağınız genciniz var mı? Bir tane ölüme göndereceğiniz genciniz var mı? Yok. Buna hazır mı? Yok. Bunu nasıl kapatırız? Ha, nerelerde işe yaramaz memleketindeki normal düzende helal para kazanmaktan hoşlanmayan insanlar varsa geliyor hayatını ortaya koyuyor. 500 dolara, 1000 dolara, bazen 2000 dolara paralı asker olarak çarpışıyor. Türk de var, bir şey de vardır. Adam Türk tamam ama Türkiye has olan harsı kazanamamış. Biz bunu eğitim sistemimizde o harsı verememişiz. Yani eğitememişiz. Nerede? Milli eğitim okulları dediğimiz okullarda. Ya milli eğitim ya. Türklük ne demektir? Türklük işte kafanı gel mezüreyle ölç. Efendime söyleyeyim kol kemiklerini ölç. Ayak kemiklerini ölç. Yok bu değil canım. Türklüğün manevi bir özelliği var. Claude Farrer diye bir adam var. Atatürk zamanında da Türkiye'ye de gelmiş. Daha önceki zamanlardan geldiğinde çok zengin bir Bahriye subayı. Binbaşlıkta ayrılmış ordudan. Yatı falan var adamın yani. Yatında 30-40 kişi çalışıyor. Öyle bir adam. Doğu'ya seyahat ediyor. Diyor ki ya bizim okulda okuduğumuz Doğu bu değildi diyor. Ben canavarlar ülkesine gidiyorum diye kendimi hazırlayıp gelmiştim diyor. Tophane'den bir kayağa bindim diyor. Pat kayağa bir tane kedi atladı diyor. Allah Allah, bu kedi böyle insana yaklaştığına göre mutlaka Türklerin kedisidir dedim diyor. Niye? Onu da açıklıyor. Niye Türklerin kedisi demiş. İstanbul'da diyor gayrimüslimlerin oturduğu, Ortodoksların oturduğu, Katoliklerin oturduğu, Yahudilerin oturduğu semtler grup gruptur diyor. Her yerde insanlar gruplaşır. Şimdi İstanbul'a gelenler de Sivas'ta daha ziyade filan yerde yoğunluk kazanıyor. Evet. Efendim Erzincanlılar filan yerde yoğunluk kazanıyor. Diyarbakırlılar filan yerde. Hemşeri gettoları var İstanbul'da. Hemşeri getto demeyelim. Getto Yahudilerin suçunu ortaya koyan bir şey olduğu için düzen. Mahalleleri ya da semtleri diyelim. Evet. Niye böyle yapıyorlar? Çünkü hemşerisinden daha kolay yardım alır. İmdat dese hemşerisi sesine daha çabuk gelir. Tabii. O bakımdan insanlar gurbete çıkınca Bulgaristan göçmenleri de geldiklerinde Türkiye'nin her yerine dağıldılar. Ben hatırlarım 54 yıllarında rahmetli Menderes zamanında. Bütün Anadolu'ya dağıttılar ilçe seviyesinde. Ondan sonra baktık İstanbul'da Gazi Osman Paşa'da toplaştılar. Niye? Yakınlık olduğu için. Bursa'da toplaştılar. Oralardaki insanların kendileri olmasa bile çocukları bu taraflara göçtüler. Böylece büyük topluluklar oldu. Çok da faydası oldu. Evet. Çok da çalışkan insanlardı. Evet. Komünizm onları sömürmüş ama insan niyetine bakmamış. Dolayısıyla bu kimseler... Bu kedi mevzunu bitiremedik ama. Bu kimseler mahalleler yani İstanbul'daki mahallelerdeki Ermeni, Ortodoks, Rum, Ortodoks, Katolikler... Tabii. Çeşitli milletlerden olan. Çünkü milletle dini hemen hemen aynı kefeye de koymaya başladılar. Tabii. Türk deyince bunların mahallelerindeki kediler diyor. Zaten. Ben evvela gidince benim dindaşlarımın mahallelerini bir göreyim dedim diyor. Evet. Mahallelerde çok az kedi var diyor. Gayrimüslim mahallelerinde. Olanları da diyor bir deri bir kemik kalmış. Kedileri hiç sevmezler. Hep tekmelerler. Güçleri yeterse yakalarlarsa öldürürler diyor. Onun için aç kalan gayrimüslim mahallelerinin kedileri Müslümlerin olduğu, Türklerin olduğu mahallelere giderler. Onların artıklarıyla hayatta kalabilirler diyor. Tophane'den de kayağa binerken böyle bir kedi atlayınca ooo diyor bu Türk kedisidir. Kayıkçı herhalde rahatsız oldu beyefendi diyor. Avrupalıya kıyafetinden anlıyor. Diyor ki isterseniz karaya çıkarayım efendim. Yo diyor. Madem geldi kalsın diyor. Bu kedi o bindikleri kayıkla yata gidiyorlar. Yatta doktor falan da var. Kedi de geliyor kendileriyle beraber. Kedi kurulan sofraya boyu yetiştiği halde, atlayabileceği halde atlamıyor. Gel falan diyorlar. Ha? Gelmiyor. Artık mecburen bir tabağa balık koyuyorlar. Kedi o balıktan yerken kılçık boğazına takılıyor. Aa. Evet. Ve ölüyor. Yani ölmüş zannediyorlar. Hayvanın her şeyi titremesi bitiyor. Neyse doktor hafif bir bistürü darbesiyle hayvanı canlandırıyor. Kalkıyor, geliyor hayvan. Başlıyor onlara sürülmeye, benim hayatımı kurtardınız. Bu Türklerin kedilerinde olur diyor insana sürülmek. O kadar iç içe, o kadar merhametle bakmışlar. Tabii. Hayvanlar bizi anladılar. Evet. Ama biz insanız diye gezenler bizi anlamadılar. Şimdi lütfen, büyük bir göç yaşıyor dünya. Bu asra göç asrı diyebiliriz. Evet. Hani tarihte böyle büyük göçler olmuş ya, çeşitli medeniyetler yıkılmış, çeşitli medeniyetler yeniden kurulmuş. Bu asırda, bu göçlerde bir incelesinler. Türklerin mesela Somali'de kurdukları büyük bir sağlık külliyesi var. Kampüs demeyelim ona. Külliyesi var. Buralardan kimse Somali'den yakalanıyor mu acaba göçenlerin içinde? Yok. Niye? O insanlar orada insan muamelesi görüyorlar. Kendi ülkelerinden kimse şikayetçi olmaz. İnsanı toprak çeker Ataullah Bey. Siz de İstanbul'da yıllardır kalıyorsunuz. İzmir'de kaldınız. Ama Van'a gittiğiniz zaman böyle mi oluyor? Ya, psikolojiniz değişiyor. Tabii. Ya kim vatanını terk etmek ister ya? Bir kuş bile vatanını terk etmek istemez. Bir fare bile yuvasını terk etmek istemez. Doğduğu topraklarda değil mi? Bu insanlar niye aç kalıyorlar? Türklerin irtibatta olduğu, şu andaki Türkiye'nin irtibatta olduğu, Balkanlar dahil, Afrika dahil, o devletlerden bugün herhangi bir tarafa göç yoktur. Araştırsınlar canım. Beni de mahcup etsinler. Bir mail göndersinler. O maille de ben özür dileyeyim onlardan. Ben hatalı söylemişim. İnsanların ekmeğine el uzatmayacaksınız. İnsanın ekmeğiyle oynamak dinimizde çok veballidir. Birçok iş güç sahibi, inançlı insan aman ya bu adam işe yaramıyor ama ekmeğiyle oynamak istemiyorum. Ben buna katlanacağım diyor. Huysuz birine bile katlanır Müslüman iş adamları. Niye? Ekmek götürüyor evine adam. Sen bu adamın elinden ekmeğini alırsan aile aç, bütün aile fertleri sofra diye oturdukları yerde babalarının gözüne bakıyor. Baba biz niye böyleyiz diye. Ne acı bir şeydir biliyor musunuz? Çok enteresan. Bu sömürülen ülkelerin halkları sömüren devletlere doğru yola çıkıyorlar. Ama ne muamele görüyorlar değil mi? Ya duvar örüyorlar önlerine. Görsünler. Zulmediyorlar. Görsünler. Şimdi diyorlar ki o memleketlere biz şöyle 5 milyar dolar, 10 milyar dolar göç veren ülkelere yatırımlar yapalım. Bu insanları orada oyalayalım da gelip bizim huzurumuzu kaçırmasınlar. Yemez. Bu adamlar oraya gelecek. Gelecek ve onların elinden zorla aldığı ekmeklerinin fazlasını almayacaklar. Ekmeklerini onların elinden alacaklar. Bu benim ekmeğimdi diyecek. Bugün gelecek değil mi? Çok yakın. Tamam. Çok yakın. Kaçacak delik arayacaklar. Kimse de savaşacak insan bulamayacak. Savaşa silahla adam gönderecekler. Tehditle adam gönderecekler. Döneni vururum arkadaş diyecekler. Tamam. Ondan sonra da beğen al. Nereden istiyorsan Ataullah Bey. 1000 dönüm mü çevirirsiniz? 2000 dönüm mü çevirirsiniz? Dünya bu hali çok yaşamış. Bu insanlar zannediyorlar ki şu ana kadar gelmiş olan Ademoğlu'nun en becerilisi, en uyanığıyız. Nerede ya? Nerede? Kendi 50 milyonluk, 60 milyonluk, 100 milyonluk memleketini idare edemiyor. Dünyanın biz en açık gözüyüz diyor. Yapma be kardeşim ya. Biraz daha ufak at yani. Bugün Türkiye'nin sözünün geçmesi, Türkiye her şeyde sözünün eri olarak devam ediyor. Şimdi bu yapılan işi Hadi dışarıdakiler tenkit ediyorlar. Evet. Onların vazifesi bu. Tenkit etmek. Evet. Kara propaganda yapıyorlar. Yapın be. Yapabildiğiniz kadar yapın. Sosyal medyayla yapın. Ne istiyorsanız yapın. İçerideki gazeteciler, ya, politikacılar. Bu ülkenin toprağında yaşıyorsunuz. Havasını teneffüs ediyorsunuz. Suyunu içip ekmeğini yiyorsunuz ya. Siz bu memleketin düşmanlarının paraleline niye giriyorsunuz ya? Örtüşüyorlar. Söylemleriyle, dilleriyle, cümleleriyle, aynen, hareketleriyle. Evet. Aynen. Ve onlara demek istiyorlar ki, deyin ki bak, yani biz haklıyız söylediğimize, yalan diyorsunuz ama Türkiye'nin içindeki adamlar da bunlardan şikayetçi. Evet. Değil diye onların tezini güçlendiriyorsunuz. Şimdi mesela mecliste gördüm. Bakın şimdi bir de, evet, buyurun. Bir de yani 50 bin 60 bin oyla seçilip gelmiş adamlar var. Meclisi gördünüz değil mi efendim? Meclisi seyrettim. Evet, kısa bir reklam arasından sonra tekrar birlikte olacağız sevgili dinleyiciler. Araştırmacı, tarihçi, yazar İsmail Yağcı konuğumuz efendim. Efendim tekrar birlikteyiz. Söz Sözü Açtı programında araştırmacı, tarihçi, yazar İsmail Yağcı konuğumuz. Efendim meclisi seyrettim dediniz. Meclis oturumunu seyrettim. Evet. Ben daha bir şey söylemeyeceğim. Evet. Buyurun efendim, gözlemlerinizi alalım. Şimdi meclisteki bazı siyaset adamları, milletvekili olarak tabii orada milletvekilleri konuşuyorlar. Kürsü dokunulmazlığı var diyorlar. İyi, dokunulmazlık var da kürsü dokunulmazlığı. Ben çıksam şimdi o kürsüye desem ki ulan sizin cumhuriyetinizin diye baştan aşağı saysam, bu kürsü dokunulmazlığı diye bana ses çıkarmazlar mı? Yoksa evvela alkışlarıyla boğarlar. Sonra kürsüye gelirler, gırtlağıma sarılırlar ki sarılmalar lazım. Efendim, bana yapacakları her şeyi yaparlar. Fiilen de kanunen de. İyi ama Türkiye'nin düşmanıyla savaşırken, Türkiye'nin düşmanı bu. Bir partinin düşmanı değil karşıdakiler. Türkiye'nin düşmanıyla savaşırken Türk ordusunun moralini bozacak ve Türk ordusuyla savaşmakta olan yine TC kimliği taşıyan adamlara cesaret verecek konuşmaları niye yapıyorlar? Bir ahmak olur da yani kafası hiç basmaz. Ya adamlar hakikaten memleketi düzeltmek için kardeşim, demokrasi ya. Herkes bildiğini söylesin. O kadar rahat ki kafasını sallarken de herkes bildiğini söylesin. Evet. Ben o kafa sallamayı görünce gene bir yalan geliyor diyorum. Ses tonu da çünkü o sallamaya çok uygun düşüyor. Derdiniz ne ya? Ya burada eğer sizin bu konuşmalarınızdan dolayı bir timimiz bizim pusuya düşse, akan kan bizim ya. O çocuklar çuvallarla altın almaya mı gittiler oraya? Hayır. İşte direksiyonda söylüyorlar, palavra değil. Biz düğüne gidiyoruz diyorlar ya, düğüne gidiyoruz. Şu düğün yerine bir gitsenize siz de ya. Burada kürsüde bozucu propaganda yapacağınıza. Ben şunu anlıyorum. Kim bunlar? Niye böyle konuşuyorlar? İşte o çözümü. Bizden görünüm. Çözüm. Yani belki ben kararlarımda hata edebilirim. Evet. Bu şahsi fikrimdir, şahsi düşüncemdir. Radyomuzu, programımızı bağlamasın. Radyomuz için de zaten suç olacak bir şey söylemeyeceğim. Bu insanlar durup bir yeri kaşıyorlar. Evet. Kaşıyorlar ki karşı taraf kalksın, bana fiili bir davranışta bulunsun. Tahrik ediyor yani. Beni tutuklasın. Beni hapse atsın. Bana suikast yaptırsın. Ki ülke içi karışsın. Evet. Böyle de bir amaç var yani. Evet. Resmen böyle de bir amaç yok. Esas amaç bu. Sosyal medyadaki, Türkiye'yi ilgilendiren sosyal medyadaki kara propagandaların hepsi, asılsız olanlar, çakma resimler, iftiralar, evet, sel gibi akıyor. Bu Türkiye'de şöyle birkaç sokağı içine alacak bir karışıklık çıksın istiyorlar. Onlar sokağa çıksınlar, işte hilafet düzenine hayır, işte bilmem filanlara, Müslümanlara ölüm desinler. Öbür tarafta lan sen kime diyorsun ya, bu memleket bizim memleketimiz desin. Gırtlak gırtlağa iki taraftan da kan aksın istiyorlar. Ama bu İstanbul'da olur, ama Ankara'da olur. Ama başka bir yerde olur, başka bir köyde başlatılabilir. Bir Alevi Sünni çatışmasını körükleyebilirler. Bunun için, bunun için mutlaka falan, yıllardır karşıdıklar. Evet, evet. Yıllardır bunu yapıyorlar. Evet. Devletimizin ilgilileri, bu işten sorumlu olan büyüklerimizden, benim istirhamım, makam büyüklerimden yani, hepsi benden genç insanlar şimdi. Evet. Efendim, Cumhurbaşkanımız dahil. Bunlardan istirhamım, feveranı bir tarafa bırakacaklar. Sükunetle şu andaki tutumları, yoksa ben inanıyorum ki bu konuşmalardan devletin en başındaki kimselerden bütün devlet kademelerinin rahatsız olduğunu az çok tahmin ediyorum. Evet. Buna rağmen niye yapmıyorlar? Köprü geçiyoruz. Köprü geçiyoruz. Barış Pınarı. Dünyanın ağzını bir karış açık bıraktı. Ağızlarını kapatamıyorlar. Kapatsın ki aleyhte bir şey konuşsunlar. Ağızları bir karış açık kaldı. 120 kilometrede hakimiyet sağlamış. Ya kardeşim, evet, tertemiz. Kalkıyor şimdi efendim, Türkiye'nin yavru vatanındaki bir devlet yetkilisi, akan kandır diyor ya. Barış diyorsunuz adına ama diyor, yani Ecevit de yalan söyledi demek istiyor. Öyle diyor. Herkesi yalanlıyor. Ecevit de yalan söyledi. Barış harekatı dediniz, Kıbrıs Barış Harekatı, ama akan da kandı diyor. Daha önce akan kan değil miydi? Biz Kıbrıs'a çıkarma yapmadan önce oluk oluk kan akıyordu. Onu kim akıtıyordu? Şimdi, ya da şimdi Barış Pınarı'yla terör örgütüne operasyon çekiyor Türk ordusu. Ondan önce 40 yıldır, 37 yıldır bize saldıran askerimizi, polisimizi, güvenlik güçlerimizi katleden, çoluk çocuğumuzu katleden, Kürtleri katleden örgütün aktığı kan değil miydi efendim? Ne şimdi, diyor bunlar? Ben anlamış değilim efendim. Buyurun. Doğru. Akıncı, Mustafa Akıncı. Kıbrıs'taki, evet, mücahitlerden çoğu benim yaşıma yakın. Belki içinde rahmetli olanlar oldu. 80 tanesiyle birer saatlik röportaj yaptım. Birebir. 80 tanesiyle. 80 tanesiyle. Maşallah. Efendim o zaman ben çekeyim. TGRT sizi dinleyelim. Haberimizin bu Huzura Doğru programının tarihin belgeseli kısmında, arşivlerde bu görüntüler, bu kayıtlar vardır. Baksınlar, çıkarsınlar, yayınlasam. Bugün yayınlanabilir bu. Çok rahat yayınlanabilir. Çok önemli çözüm noktaları var orada. Ya bir kadıncağız bu Kıbrıs hadiseleri başlamadan önce Kıbrıs Türk'ü olan bir köyden Lefkoşa'ya inerken Lefkoşa'nın girişindeki bütün yolların ağzında karakollar var. Şimdiki Rum kesimi dahil. O taraftan da Türkler, bu taraftan da Lefkoşa şimdi başkent. Orada her türlü devletin eğitim imkanları oraya yığılmış. Sağlık müesseseleri oraya yığılmış. Ekonomiyle ilgili bankalar falan filan hepsi orada. Yani bütün Kıbrıs halkının kuzeyi güneyi hepsinin işi oraya düşüyor. Alışverişe oraya gidiyor. Malını satmaya oraya gidiyor. Karakollar kurulmuş. Eğer bir Türk grup geçiyorsa bu grubu o karakolda indiriyorlar. Kadınlı erkekli. Anadan doğuma soyarak, evet, kabinlerde baştan aşağı muayene ediyorlar. Silah var mı? Bazen kadın bulunamadığı için kadınları da erkeklerin muayene ettiklerini söyledi bana. Temetecilerle konuştum. Birebir temetecilerle. Bunlar artık yani ahirete yüzünü dönmüş kardeşlerimizdi, abilerimizdi yani. Evet. Bir kadıncağızın doğumu söz konusu ama birden kanaması başlamış. İndiriyorlar karakolun orada. Beyni muayene ediyorlar. Beyni bırakmıyorlar. İçeride bekletiyorlar. Kadını arabada bekletiyorlar. Ya arkadaş, bu kadın kan kaybediyor. Ölecek. Bir dakika İçeride sorgumuz var diyorlar. 8 saat bekletiyorlar. 8 saat bekletiyorlar. Huzuruna bak. Şimdi o kadının kaybettiği kan değil miydi? Ya. Rahmetli Menderes'in efendim sivil külüstür takalarla Antalya civarından Karpaz bölgesine gönderdiği silahları teslim alan bir gazi abimizle görüştüm. Mehmetçik köyünden. Eşi hala hayatta. Orada Dipkarpaz köyünün orada koyun sürülerini denize böyle sürerek yıkadıkları bir yer varmış. Yani sahil sarp değil. Ankara'nın Antalya'nın fiyortları gibi falan değil. Orada var. Denize çocukla yürüyerek girebilecek durumda. Oraya kadar yanaşır. Oradan mermi sandıklarını adamlar taşırmış. 2 veya 3 kişi traktörle. Eve getirdiğinde de bu abimizin eşi hamile, mermi sandıklarını abimiz veriyor. Hanımefendi de traktör garajının arkasında bir kapısı görünmeyen yer var. Traktör garajına geliyor, mermi sandığı bulamıyor kimse. Bir pencereden içeri veriyor. İçeride o kadıncağız onları yerleştirirken 2 defa çocuğunu zayi ediyor. Bu kadının kendiyle konuştum. Peki bu kadının kaybettiği evlat, sıhhat, kan değil miydi? Sayın Cumhurbaşkanı, sen ne diyorsun ya? Türklere yapılan zulümleri duymadın mı? Sen de kara sakal mı diyorsun yani orada? Onlar bilirler ne demek istediğimi. Sen de kara sakal diyorsan onu bilmem. Magosa'nın girişindeki Çanakkale şehitliğinin otları temizlemeye gelen, temizlik işleriyle uğraşan insanların Türkiye hakkındaki söyledikleri sözleri burada tekrar etmek istemem. Korkarım. Bu kadar veballi laflar. Ya sen Türkiye'nin ekmeğini yiyorsun. Bir şehitlik temizliyorsun ya. Hiç mi senin bir manevi bağın yok? Onun için böyle ilk defa olmuyor. Her harp zamanında, her kargaşa zamanında Ataullah Bey, bu millet bunları atlattı. Bu da atlayacak inşallah. Eroğlu daha böyle munis, daha iyi bir devlet adamı. Efendim Eroğlu hakikaten enteresan. Doktor Eroğlu evet. Kıymetli bir insan. Deme lazım. Ağırbaşlı. Evet. Bu işe ömrünü vermiş. Tabii. İçinesi var. Yani Denktaş gibi. Evet. Tabii Türkiye Denktaş'ı Ankara'da özel olarak yetiştirip göndermiştir. Evet. Derviş Eroğlu'nun böyle bir hali yoktur. Ama o içindeki atarla, doktorluğun verdiği böyle bir insani merhametle Derviş Eroğlu hakikaten iyi idare ediyordu. Ve bu davaya 4 elle sarılmış kimseydi. Onun zamanında ben KKTC Dışişleri Bakanlığı'nın nasıl mücadeleler verdiğini, Birleşmiş Milletler barış gücüyle nasıl çata çat mücadele ettiğini oradaki ben şahidiyim. Benim çekimim hususunda adamlar bayağı savaş verdiler yani. Çekim izninin alınması için. 39 yıldır yapmadıkları şeyi orada yaptılar. Ben Lefkoşa'daki Türk kapısından, Metehan Türk kapısından güneydeki Lefkoşa'ya geçtim. Mümkün değil diyorlardı. Gidin Atina'ya uğrayın, binin uçağa, Larnaka'ya inin, istediğinizi çekin. Ama biz kuzey tarafındaki bir hudut kapısından bir girişi tanımıyoruz diyorlardı. İlk defa bizim girişimizde tanıdılar. Ondan sonra da TRT bizden sonra girdi. Evet. İlk giren TGRT oldu. Evet. Niye? Çünkü Derviş Eroğlu, Cumhurbaşkanı, Dışişleri de hakikaten çataçat mücadele veriyordu. Şimdi kardeşim, yani tam böyle Türkiye'nin sıcağı sıcağına bir savaşın haftası daha dolmadan akan kan dersen bu kan durdurulmanı ne kadar iyilikseversin. Karşı taraftaki kanı durdurmuyorsa durdurulmaz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Bedir Harbi'nde, Uhud Harbi'nde ve peşinden Hendek Harbi'nde çok insan zayi edildiği halde hiçbir zaman insanlara zulmettirmedi. Ama Müslümanlara kılıç sallayanlara karşı da asker çıkartıp onlarla beraber kendi de zırhını giydi, kılıcını kuşandı. O da bizzat savaş meydanına çıktı. Ona kan diyemezsiniz. O kan demek, kan dökmek eşkıyaya mahsus bir şeydir. Harpte de kan dökülüyor diyor, Allah Allah. O zaman memleket için hiç savaşmayın demek istiyor. Niye? Kan dökülür gene. Kan dökülür. Bu nasıl mantıktır ya? Bir serçe yuvasına kıvrıla kıvrıla ağacı çıkan yılanı kendinden büyük ve tehlikeli gördüğü halde öldürmeye çalışıyor ya. Üzerinde uça ısraren onu yuvasından uzaklaştırıyor ya. Çünkü bu yılan gidecek, onun soyunu kurutacak. Bunlarda acaba yuva anlayışı yok mu ya? Biz herkesle, her kesimle, herkesin emrinde, herkesle iç içe eşit değiliz. Var. Var da şöyle. Evet. Bazı şeyleri kafalarında saplantı haline getiriyorlar. O saplantı haline gelen fikir, bu güzel halleri, bu güzel hisleri ve düşünceleri maalesef kara bir perde gibi örtüyor. Vatan sevgisini örtüyor. Birçok şeyi örtüyor. Evet. Faydalı şeyleri örtüyor. Sadece ya diyor, ben çok merhametli bir insanım diyor. Hani bazı dini hususlarda var ya, herkes kardeş olsun derler. Evet. Kardeşlik politikası güden bazı beynelminel diyalogcular var. Diyalogcular. Din dışı çalışmalar olup dindar gibi durup da olanlar var ya. Sadece diyalogcular değil. O zaten beteri bir halde. Şimdi ama efendim orada bir nokta var. Diyorlar ki yani herkesin dini kendine demiyorlar. Bizi götürüp onlara yaklaştırıyorlar. Ya siz şundan vazgeçin, bundan vazgeçin, ondan vazgeçin, bu ayetten vazgeçin, şu hadisten vazgeçin, şu raviden vazgeçin. Evet, ondan vazgeç, bundan vazgeç, şundan vazgeç. Ne yapacağız? Bunlar gibi olun canım. Ama şimdi dini yani konuya getirdin, soktun. Hayır yani ama hakikaten öyle. Ya. Yani ama yani öyle demiyorlar. Ben bakıyorum da yani Diyanet'in en üst kademelerdeki yetkilileri dahi, onlar da cennete gidecek, bunlar da cennete gidecek. Şehit cenazelerinde falan bulunuyorlar. Ya Rabbi diyeni duymadım. Ya Rab, kimin Rabbisin? Kimin Rabbi? Kimin Rabbiyle konuşuyorsun? Ya kiminse kimin işte, birinin Rabbi. Ya Rabbi deyince ey benim Rabbim, ey benim Rabbim demeyi ne hikmetse kaldırdılar. Açıklasınlar ya. Açıklama göndersinler. Ben kendim sorumlu üzerime alıyorum. Ben okurum. Ya Rabbi yerine diye Ya Rab diyorlar. Ya Rab. Onları gören diğer taraftaki din adamları da Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab. Bu ufacık farkı niye ısraren böyle yapıyorlar? Diyecekler ki ya Rabbi, bir B ile i daha eklenecek. Ne var ki bunda? Desene uzun dualar edeceğine kısa et duayı, ama bunu da Ya Rabbi de, ey benim Rabbim de, benim Rabbimsin de ya. Kimin Rabbi? Ya Rab. Kimin Rabbi? İşte başka birinin Rabbi gibi maalesef Diyanet'teki bu dille işlenen şeylerin bazı sıkıntılar ileride daha büyüyerek doğuracağını zannediyorum. Şimdi efendim. Evet efendim, neyse. Evet. Dönelim. Bu kara propaganda meselesi ülke için tehlikeli bir şey. Tabii. Bir, iftira oluyor. Yani kendi kendine iftira ediyor. İftira oluyor. Evet. İki, yurt içinde zoraki temin edilen toplumsal barışı yaralıyor, yarayı karatıyor. Ha doğru mu? Değil. Doğruyu söyleyin. Ama yalanı söylüyorsunuz. Biz Suriye topraklarına niye girdik ya? Bir işgal için mi girdik? Orada zapt mı edeceğiz? Hayır. Biz Irak'ta da operasyon düzenliyoruz. 40 yıldır bir terör örgütüyle uğraşıyoruz. Suriye'deki koluyla da operasyon düzenledik. Adamlar ağzımızın içine girmişler. Orada bakın görüyorsunuz, havan topları geliyor. Nusaybin'e düşüyor. Değil mi yani? Suruç'a düşüyor, şeye düşüyor. Şehitlerimiz var. Bu kadar ağzımızın içine girmişler. Bunları biraz ötelemek bir operasyondur kardeşim. Biz kimseyi herhangi bir... Peki o akan kan değil mi? Gayet tabii. Sayın Akıncı'ya sormak lazım. Evet. O akan kan değil mi? Akçakale'deki evet. okul talebesiyle 11 yaşındaki okul talebesinin akan kanı değil mi? Bebekleri katletti. Türkiye'ye girmeseydi o kan dökülmeyecek miydi? Diyorum Barış Pınar'ı yapmasaydı dökülmeyecek miydi? Dökülüyordu. Kiliste kaç kişiyi öldürdüler? Evet. Sayısız yani. Şu anda peki kiliste niye böyle bir havan atılmıyor? Çünkü emniyet şeridi kondu. Tabii. Kendileri acaba makam arabalarını tamponsuz mu yapıyorlar? Değil mi? Makam aracı ya. Ne olacak? Şoförün de usta. Varsın tamponsuz olsun. Evet. Daha yakışıklı. Yok. Tampon olsun, ben hayatımı kurtaracağım. Peki efendim. Bu cümleyle bitirelim. Efendim eyvah. Sevgili dinleyiciler, araştırmacı, tarihçi, yazar İsmail Yağcı'ya bugün için teşekkür ediyorum. Ben Ataullah Arvas. Allah'a ısmarladık.